Şimdi şöyle diyebilirsiniz, İçimizden gelmiyor diye bir bir şey söylüyor arkadaşlar, içimizden gelmiyor. Yani birisine alaka kur diyorsunuz, onunla münasebete geç diyorsunuz, onunla ilgilen diyorsunuz, onu sev diyorsunuz. Cevap böyle gelebiliyor, içimizden gelmiyor ve hep şöyle bakılıyor meseleye, sevgi hani bir duygu zorlamakla olmuyor. Buna ilişkin bir atasözü de zikrediyoruz. Zorla güzellik olmaz diye. Oysa aslında zorlamakla güzellik oluyor. İyiliklerde nefsimizi zorluyoruz. Bunu bir ahlak haline getiriyoruz ve Efendimizin sünnetinde de buna ilişkin izler buluyoruz. İnsan içinden gelmese de başkalarına yakın durmaya, yüce hakikatleri onların gönüllerine duyurmaya çalışmalı çünkü bu da sünnet. Emri bil maruf yani münker sünnet öyle değil mi? Dolayısıyla içimizden gelmese de yakın durmaya çalışmak. Hakikatleri onların gönüllerine duyurmaya çalışmak. Zorluklarına rağmen karda kışta abdest almayı düşünün mesela. Zorlukların hani zorla güzellik olmaz diyoruz ya. Oluyormuş bakın bütün zorluğuna rağmen karda kışta abdest almaya çalışıyoruz. Nefsin hoşuna hiç gitmiyor buna rağmen o ibadeti gerçekleştiriyoruz. Ve bununla sevap kazanıyoruz. Bunun gibi ibadetler var değil mi hayatımızda? Zorluyoruz kendimizi. Tecrüte kalkmak için kendi nefsimizi zorluyoruz. Evrado eskar için nefsimizi zorluyoruz. Ve ortaya güzellikler çıkıyor. Aynen öyle de hoşumuza gitmese de farklı kültürler, farklı mizaçlar, farklı meşreplerdeki insanlarla dişimizi sıkıp sabrederek ilişki kuruyoruz ve bunun sevabını kazanıyoruz. Ve bu konuda Rabbimizden de hep kalbimize sevgi istiyoruz efendimizin istediği gibi. Bakın ne diyor efendimiz? Bu belde halkını bana sevdir diyor. Bu belde halkını bana sevdir. Sevgi istiyoruz. Ve biz sevmemek başlığını üstadımızın bize öğrettiği ahlakla ele alıyoruz. Biz neyi sevmiyoruz? kafir sıfatlarını münafık münafık sıfatlarını sevmiyoruz. Unutmayın üstadımız bize bunu şöyle talim ettiriyor. Diyor ki üstadımız bir müminin her sıfatının mümin olması gerekmez. Bir kafirin de her sıfatı kafir sıfatı olmak zorunda değildir. Bir kafirde mümin sıfatları olabilir. Bir mümin de kafir sıfatları olabilir. Biz sevmiyorsak o kafir sıfatlarını, o münafık sıfatlarını sevmiyoruz. Ama unutmayın bir kafirde mümin sıfatı varsa o mümin sıfatı sevilmeye layıktır. Dolayısıyla biz ne yaparız? Zorlarız kendimizi. Alaka kurmak için zorlarız. Farklı kültür olabilir, farklı meşrep olabilir, farklı mizac olabilir. İnsanlığın iftihar tablosu bize bunu öğretmiyor mu? Ne güzel, ne güzel onu tekrar ve tekrar insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem olarak yer, yad etmek şerefi nevi insan. Üstadımız şöyle şöyle zikrediyordu şerefi nevi insan. Hocamız da insanlığın iftihar tablosu olarak zikrediyor ve o insanlığın iftihar tablosu hadis-i şerifinde bize şöyle buyuruyor. Allah'ım bu beldenin bolluğuyla beni rızıklandır. İşte bugün konuşacağımız hadis-i şerif böyle başlıyor. Bir beldeye gireceksiniz mesela yeni bir ülkeye geliyorsunuz, yeni bir şehre geliyorsunuz. Hatta taşındığınızda yeni bir mahalleye geliyorsunuz. Bu beldenin bolluğuyla beni rızıklandır. Ne güzel bir dua değil mi? Öyle değil mi? Bu beldenin bolluğuyla beni rızıklandır. Ve bu beldenin veba gibi özellikle bu Allah'a sığınılan e, ecirnalarda da zikredilen ya da Allah'a sığındığımız Efendimizin dualarında da vurguladığımız eee Cevşenül Kebir'in dua bölümünde son faslında da geçen veba gibi hastalıklar deniliyor. Şimdi veba bulaşıcı bir hastalık ya ateşli ve bulaşıcı bir hastalık ve ölümcül bir hastalık ya ona mikyas edin yani o onun gibi hastalıklar. Veba gibi hastalıklarından beni koru. Çünkü bir yeni bir beldeye girdiğinizde vücudunuz o beldenin mikroplarını, virüslerini tanımıyor olabilir orada hasta olabilirsiniz. Bundan da Allah'a sığınarak giriyorsunuz. Ne kadar etkileyici değil mi? Yani bir yeni bir beldeye giriyorsunuz ve o beldeye giderken, girerken duygusal olarak hazırlıklı girmenizi sağlıyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Hem tedbirinizi almak, manevi tedbirlerinizi alıp giriyorsunuz o beldeye. Ne diyorsunuz? Allah'ım bu beldenin bolluğuyla beni rızıklandır. Çünkü bir meçhule doğru gidiyorsunuz çoğu zaman. Sonra veba gibi hastalıklarına karşı beni koru diye dua ediyorsunuz. Ondan sonra da doğrudan sevgi bahsine geçiyorsunuz. Bizi bu beldenin halkına, bu beldenin salihlerini de bize sevdir. Bu beldenin salihlerini de bize sevdir. Allah'ım burayı bizim için bereketli eyle şeklinde dua ediyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendiler Efendisi aleyhissalatu vesselam. Bunu bu duayı insanların gönüllerini kazanabilmek, gittiği her yere sevgi tohumları ekebilmek için yapıyordu. Gerekli görüyordu Efendimiz bu duayı bizim için. O, o yüzden de dua mecmualarında bu dua bize talim ettiriliyor. Çok gerekli bir dua. Gittiğimiz her yere sevgi tohumları ekebilmek. Gittiğimiz her yerde şununla da karşılaşabiliriz. Gittiğimiz her yerde bizi bekleyen en büyük problemlerden bir tanesi bu. Ee, ins yeni insanlarla karşılaşacağız onları sevebilecek miyiz onlara kendimizi sevdirebilecek miyiz onlar bizi kabullenecekler mi hüsnü kabul gösterecekler mi bizimle alakalı yoksa bizi dışlayacaklar mı bizi öteleyecek iteleyecekler mi ama biz şunu istiyoruz gittiğimiz yerlere sevgi tohumları ekmek istiyoruz özellikle de bizim yolumuz sevgi yolu olduğu için bizim yolumuzun esası yeryüzünde iyiliği çoğaltmak, kötülüğün önünü almak olduğu için e gittiğimiz yerlere sevgi tohumları ekebilmek meselesi hayatımızın en önemli meselesi. Gittiğimiz yerlere işte gidelim de buraya alışmaya çalışalım, gidelim de burada rızkımızı kazanalım diye gitmiyoruz. Gittiğimiz yerlere Emri bil maruf nehyanin münker için yeryüzünde iyiliği çoğaltmak, kötülüğün önünü alabilmek için gidiyoruz. Gönüller kazanmak için gidiyoruz. Yunus emrediyor ya hani dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diye. Dünyaya da gönüller yapmaya geldik, gittiğimiz beldelere de gönüller yapmaya gidiyoruz. Öyle olunca da Gittiğimiz beldeleri gönüller kazanmak için ve sevgi tohumları ekebilmek için gidiyoruz. Bunun için iki şey var. Duada olduğu gibi bir fiili dua bir de kavli dualarımız var. Şimdi bu Efendimizin bize öğrettiği kavli dua. Ama Hoca Efendi meseleyi anlatmaya başlarken fiili duadan başlıyor. Çünkü meselenin bir veçesi de meselenin fiili duası. Onu gerçekleştirdikten sonra kavli dualar yapıyoruz. Ve Cenab-ı Hak hem fiili dualarımızla hem kavli dualarımızla ona iltica edip sevgi yaratması için yalvarıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yalvarmıştı.